Herkese merhaba. Bugün Milkshake yap. Hızlı dondurma tarifi yapacağız. Evet, hızlı ve pratik bir tatlı yapacağız. Yapacağımız tatlı dondurma ve milkshake arası bir şey oluyor. Dondurma kıvamında böyle. Fakat milkshake'in aroması da var. Yapacağımız tatlıyı çocuklarınıza dondurma niyetine yedirebilirsiniz. Hızlı ve pratik. 2-3 dakikada olan bir şey hemen. Bunun için gerekli malzemelerimiz muz, donmuş bir muz bu. Donmuş çilek, bal, reçel, bir bardak süt ve 2 tane de bisküvi süsleme amacıyla. Şimdi şöyle bir burada ayrıntı var. Şimdi bunlar çabuk bozulan şeyler biliyorsunuz. Çilek ve muz bozulmaya yüz tuttuğunda hemen gidiyor. Özellikle çilek hemen bozuluyor. Bir günde bozuluyor. Bunlar bozulmaya yüz tutmuştu evde ve biz bunları hemen bozulmaya baktık yenmiyor. Hemen çok fazla bozulmadan buzluğa attık, dondurduk ve bu şekilde değerlendireceğiz şimdi. Şimdi şöyle başlıyoruz. Dondurma tarifimizi yapalım. Şimdi donmuş muzu önce yıkadık. Çünkü diğer türlü çok zor oluyor kesmesi. Önce yıkadık. Şu şekilde önce kesiyoruz. Kesim gayet kolay bir bıçak vasıtasıyla. Bu soyulmuyor. Onun için keseceğiz. Donduğu için. Şöyle keserek. Evet, şimdi kolayca gördüğünüz gibi çıktı. Tabii önce sudan geçirmemiz çok faydalı oldu öncesinde. Evet, muzumuzu soyduk. Şöyle. Ben öyle kesebilirim. Ben bir tane atayım. Evet, bir tane muzumuzu bu şekilde kestik. Kestikten sonra mikserimize atıyoruz. Evet. Wow, donmuş. Donmuş şey. Evet. Sonra çileklerimizi atıyoruz. Çilek. Bir tane şöyle atayım mı? Çok soğuk. Evet, bu şekilde attıktan sonra sütümüzü içine ekliyoruz. Evet, tatlandırıcı olarak biz bal ve reçel kullandık. Siz istediğiniz tatlandırıcıyı kullanabilirsiniz. Ben bir kaşık bal ekleyeceğim. Şöyle. Kaşık reçel. Aynen öyle. Üzerine de 2 kaşık reçelimi ekleyeceğim. 2 kaşık çilek reçeli. Siz isterseniz vişne reçeli de kullanabilirsiniz. Bu yine biz çilekleri değerlendirmek amacıyla yaptığımız, kendi yaptığımız yine çilek reçelimiz. Aynı zamanda çok doğal olması. Evet, aynı zamanda doğal olması yönünden çok önemli. Çocuklara dondurma niyetine böylece yedirdiğimiz takdirde normalde bunları tek tek yemeyecek olan çocuklar bütün vitamini, mineralini almış olacaklar. Evet, bu şekilde kapatıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Ve mikserimizi çalıştırıyoruz. Birazcık sizce kalın olabilir. Evet. Evet, şöyle. Evet, yeterli. Sonra da size koymayı unutmayın. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı şu şekilde. Kıvamı var. Evet, bu bisküvileri de şöyle siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Koyuyoruz. Bu şekilde tatlımız hazır. Hemen yaptık. Malzemelerimizi, muzumuzu, çileğimizi de değerlendirmiş olduk. Gayet doğal.
çocuklarımıza da gönül rahatlığıyla yedirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Afiyet olsun.